Kenan. Seninle bu gece iki arkadaş, iki dost, iki kardeş gibi konuşacağız. Eğer bu sabahki münasebetsizlik yapılmamış olsaydı, belki susar. Şurada yaşayacağım birkaç gün senin rahatını bozmazdım. Şimdi söyle bana, beni seviyor musun? Deli gibi. Buna emin misin? Yanılmış olmayasın. 12 senenin her günü, her gecesi, her dakikasında durmadan seven bir kalp yanılmış olabilir. Peki neden? Neden bunu ortaya çıkarmakta geç kaldın? Bunun günahı sende. Elimden ne gelirdi ki? Hislerini bu şekilde gizlemeseydim, belki her şey değişebilirdi. Şimdi bu sözü söylemek kolay. Sana ne derece düşkün olduğumu hissetmiyor muydun? İnan Kenan, bunu bir çocuk düşkünlüğü sanıyordum. Doğru. Senin nazarında bir çocuktum. Daima da çocuk olarak kaldım. Yalan? Yalan mı? Münakaşayı bırakalım. Söyle, beni sevmekle devam edecek misin? Aynı şiddetle. Hiç azalmayacak mı? Belki artacak. Dinle Kenan, ben hastayım, öleceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Sen yaşayacaksın, mesut olacaksın. İstiyorum ki senin ıstırabını da yükleneyim. Giderken arkamda hiçbir üzüntü bırakmayayım. Daha gençsin, güzelsin. Mesut olmak hakkın. Ölümün kapısında duran hasta bir kadınla hayata yeni atılacak bir delikanlının arasında uçurumlar vardır. Nalan! Ne olur, itiraz etmeden dinle. Bana acımaktan ziyade kendine acıman lazım geldiğini hiç düşünmüyor musun? Peki ne yapmamı istiyorsun? Yakında mezun olacaksın. Senin gibi yakışıklı bir subayla evlenmek için can atan binlerce aile kızı bulunur. Yuvanda çocuklarıyla seni bekleyen, karım diyebileceğim bir kız. Yalvarırım, yalvarırım Kenan, beni unut! Seni mesut edecek insanlara yalvarırım! Yalvarırım! Bunu ölmek üzere olan bir kadının son arzusu olarak kabul et. Peki. Tavsiyenizi yerine getireceğim. Bütün pavyonları dolaşıyor, geç saatlerde eve dönüyordum. Nalan'ın benim dönüşümü beklediğini biliyordum. Sesini çıkarmıyordu ama için için üzülüyordu. Belki de bunları onu üzmek için yapıyordum. Yalnızlık kötü şey değil mi? Yalnız değilim. Beni mi kastediyorsun? Senin farkında bile değilim. Ya, anlaşıldı. Siz daha yatmadınız mı hanımefendi? Saatin kaç olduğunun farkında mısın? Aha! Dert. Tavsiyelerinizi yerine getiriyorum hanımefendi. İyi geceler. Bu ıslık daha ne kadar sürecek? Neşem devam ettiği müddetçe. Eskiden böyle bir adetin yoktu. Çocukluğumdan beri hiç ıslık çalacak kadar mesut olmadım ki. Bu saadeti içkiye ve beraber dolaştığın kadınlara mı borçlusun? Evet. Yazık, şimdiye kadar boşu boşuna vakit kaybetmişsin. Maalesef öyle. İnsan hislerinin esiri olmamalı. O zaman dünyası küçülüyor. Sana beni ikaz ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi renkli, bambaşka bir dünyada yaşıyorum. Evet. İçkinin ve adi kadınların yarattığı bir dünya. Boyalı saçlı satılık kadınların. Onlara dil uzatmaya hakkın yok. Çünkü bütün adiliklerine rağmen kalpleri var. Sevmesini ve hissetmesini biliyorlar. Bana bu şekilde hakaret edemezsin. Ederim. Çocukluğumdan beri seni sevdim. Taptım sana. Mükafatı ne oldu? Gözyaşı ve ıstırap. Bir manastır rahibesi gibi nasihatten başka ne verebildin bana? Söyle, ne verdin? Ne vermemi istiyordun, ne verebilirdim sana? Kendini, ruhunu, aşkını, her şeyini verebilirdin. Çünkü her şeyimi verdim sana, her şeyimi! Bırak beni! O kadınları okşadığın ellerini sürme bana! Bırak beni! Bırakmayacağım! Bu gece benim olacaksın! Bu gece benim olmanı istiyorum! Benim olacaksın! Bırak beni! Çıldırdın mı Kenan? Bırak diyorum! Beni öldürmek mi istiyorsun? Rezil! Kalbimdeki bütün güzellikleri yıktın, mahvettin! Yazıklar olsun sana! Bundan sonra Nalan yok senin için! Öldü, öldü artık! Nalan! O gece bir mücrim gibi eşyalarımı toplayıp evden kaçtım. Acı bir nedamet hissi kalbimi sivri parmaklarıyla pençeliyordu. Sabaha kadar başıboş bir serseri gibi sokaklarda dolaştım. Kendi kendime mütemadiyen lanet ediyor, sefil diyordum. Niçin yaptın bunu, niçin? Neden bu rezalete meydan verdin? Okula nasıl geldiğimi bilmiyordum. 2 gün kendimi bilmeden yattım. Başımın içinde mütemadiyen Nalan'ın sesi çınlıyordu. Rezil, rezil diye haykırıyordu. Tam 3 hafta eve gitmedim. Cesaretim yoktu. Halbuki onun ayaklarına kapanarak beni affetmesi için yalvarmak arzusu ile kıvranıyordum. 3. haftanın sonunda Nalan'dan bir mektup aldım. Kenan, sana bu mektubu bir terziye olarak değil, afname olarak gönderiyorum. Yaptığın hatanın büyüklüğüne rağmen seni affediyorum. Evimize gelebilirsin. Çünkü o senin de evin. Odama girebilirsin. Çünkü orada 15 günden beri mütemadiyen kan tüküren ve senin yolunu bekleyen bir kadın var. Nalan. Affet. Kenan. Geldin mi Kenan? Nalan. Affet beni Nalan. Affet. Çocuk. Yaramaz bir çocuksun sen. Hem kendine hem bana zulmediyorsun. Hasta bir kadına reva mı bu? Söyle, reva mı? Seni üzdüğüm için kendimden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Yalvarırım beni affettiğini söyle. Affetmemek elimde mi Kenan? Elimde olsa belki. Sus, sus. Ne olur konuşma. Yalnız beni dinle. Ben bir sahtekarım. Senden ayrı olduğum anlarda yaşamadım. Hiçbir kadınla da alakam olmadı. Sabahlara kadar tek başıma içtim. Seni düşünerek içtim Nalan. Sözlerimin hepsi neşem gibi sahteydi. Seni üzmek, yaralamak için alçakça rol yapıyordum. Ruhumda, kanımda, teneffüs ettiğim havada yalnız sen vardın. Ölünceye kadar da yalnız sen olacaksın. İnan, inan bana Nalan. Bu sefer Nalan'ın kendisini toparlaması biraz güç oldu. Bahçede sırtını ağaca dayamış otururken bitkinliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Çalışıyordu ama yüzünde insanın içini ürperten bir hüzün vardı. Temmuz ayının ilk haftasında imtihanlar bitti. Diploma merasimi her zaman olduğu gibi okulun bahçesinde yapıldı. Bugünden itibaren bir deniz subayı olarak donanmaya katılacaktım. Benim için tahayyül edilebilecek en büyük şerefti bu. Ama gene de içimde sebebini çok iyi bildiğim bir acı vardı. Vazife icabı sık sık, belki de aylarca Nalan'dan uzak kalacaktım. Bu andan itibaren bana asteğmen Kenan diye hitap etmen lazım hanımefendi. Asteğmen Kenan. Bana bu anı yaşattığın, bu günleri gösterdiğin için teşekkür ederim sana. Çok, çok teşekkür ederim Kenan. Yo, bu olmadı. Bu olmadı işte. Ağlama, çocukluk etmen Nalan. Böyle bir günde insan ağlar mı? Ağlar Kenan. Saadetlerin en büyüğü için ağlar. Hadi gel aşağı inelim.